Arkadaşlar hepinize selam, ben Ferit. Bugün sizlerle birlikte araba tamircisi olacağız ve araba tamir edeceğiz arkadaşlar. Çok iyi bir video olacak. O zaman fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar dükkanımızı yapmaya başlayalım. Dükkanımızı bu arada arkadaşlar bu evden yapacağım. Yani kendi evimi dükkan haline getireceğim Ferit Dales'i. Dükkanımız tam olarak burada olacak arkadaşlar. Şöyle dükkanımızı kopyalayalım. Arabaların sığması için dükkanımızı genişletiyorum arkadaşlar. Buraları kırıyorum. Burası arkadaşlar benim çalıştığım yer olacak. Burası da arabaların tamir edildiği, arabaların geldiği yer olacak. Bir de şöyle bir garaj kapısı ekleyeceğim Ferit Dales'i. Bu garaj kapısı çok önemli. Hem araba tamircisi olduğu daha çok belli oluyor. Bakın arkadaşlar dükkanımız bu kadar olacak. Şurayı da şöyle kırık taşla kapatalım. Buraya gizli bir kapı ekleyeceğim arkadaşlar. Bu gizli kapının yerini sadece ben bileceğim. Şöyle kapatalım. Bakın Ferit Dales'i, gizli bir kapı ekledim buraya. Aşırı gizli bir kapı. Burası dükkana giriş kapısı olacak. Şöyle şalterle açalım garaj kapımızı. Ohoho! Ferit Dales dükkanımız çok iyi oluyor. Dükkanın üst tarafına araba tamircisi yazacağım arkadaşlar. Şöyle araba, buraya da tamirci S-i. Tamamdır arkadaşlar, çok iyi oldu. Araba tamircisi yazdım. Şimdi dükkanın içini yapacağım arkadaşlar. İlk önce alet edevatlarımızı şöyle duvara asalım. Yok, bu bayağı büyük oldu. Şöyle yaparsak aynen arkadaşlar çok iyi oldu. Daha sonra arkadaşlar bunlardan koyacağız. İşte bu Ferit Dalesi çok güzel duruyor. Şimdi buraya bir bilgisayar ekleyeceğim arkadaşlar. Bu bilgisayar üzerinden hata kodlarına bakabiliyoruz arabadaki. Arabanın beynine bağlanacağız bu bilgisayardan. Birazcık teknik şeyler arkadaşlar, sizi çok ilgilendirmez, boş verin. Buraya susabili koydum arkadaşlar. Çok susacağız çünkü. Bayağı çalışacağız. He, bir de alet çantası da koydum buraya arkadaşlar. Şöyle minik bir alet çantası da koydum. Dükkanın sağ tarafına depo yapacağım arkadaşlar. Burada depo olmak zorunda. Bu deponun içerisinde tekerlekler olacak, araç motorları olacak. Yani kısacası çıkma parçalarının hepsi burada oluşturduğum deponun içinde kalacak arkadaşlar. Bu deponun içinden alacağım çıkma parçaları. Tamamdır arkadaşlar, depomuzu tamamladım. Buraya ufak bir depo yaptım. Çıkma parçaların bulunduğu depo olacak burası. Bu depoya da arkadaşlar şuradaki gizli kapıdan ulaşabileceksiniz. Şuraya çok gizli bir kapı yapacağım arkadaşlar. Bu kapıyı buraya yaptığımı sakın yorumlarda yazmayın. Yoksa hırsızlar depoma girebilir. Şöyle kapattık, tamam. Bakın arkadaşlar gizli bir kapı. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. Depoya ulaşabiliyorsunuz. Burada çıkma parçalar var. Bakın araç motorları, araç tekerlekleri. Burada her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Hatta buranın altını da kapatalım da alttan kazarak girmesinler arkadaşlar. Alttan hırsızlar kazarak da girebilir buraya. Işıklandıralım burayı da hem de. Dükkanımızı kamera sistemi yerleştireceğim hırsızlığa karşı. Şöyle kamera sistemi yerleştirdik. Şuraya da arkadaşlar bir tane kamera koysak ya da şöyle koyalım kamerayı. Tamamdır arkadaşlar. Ya da şöyle koyalım, vazgeçtim. Böyle kamera koydum. Burası direkt bütün dükkanı gösterecek. Hırsızlığa karşı bence çok iyi bir önlem. Şimdi son olarak bir araba tamircisinde bulunması gereken her şeyi koyacağım. Bilgisayarı yeniledim özellikle. Bakın bu bilgisayarı koydum. Bu özel tamir için yapılmış bilgisayarmış arkadaşlar. Bu bilgisayar daha hızlıymış. Şimdi rot balans ayarı yeri koyacağım arkadaşlar. Buradan rot balans ayarı yapılıyor Ferit Dalesi. Buraya jantı koyuyorsunuz. Burada rot balansı yapılıyor jantın. Burada da alet edevatlar olacak böyle. Küçük küçük alet edevatlarımızın bulunduğu yer burası olacak. Buraya küçük parçalar koyup tamir edeceğiz. Susebelini kaldırdım arkadaşlar. Susebeli yerine bunu koydum. Bu daha önemli arkadaşlar. Burada böyle küçük küçük parçalar olacak. Direkt parçalara ulaşmamız daha önemli. Son olarak arkadaşlar buraya bir tane motor kaldırma şeyi ekledim. Bu arkadaşlar kaputtaki motoru kaldırmamıza yarayacak. Hatta bunu buraya eklemek yerine şöyle depoya eklersek daha iyi olur arkadaşlar. Bu alet sayesinde arabanın motorunu güç gerektirmeden havaya kaldırabileceğiz. Araba tamirinden kazandığımız paraları saklamak için çok gizli bir yer yapacağım arkadaşlar. Gizli kasa yapacağım daha doğrusu. Buraya arkadaşlar gizli bir kasa koydum. Bunun için arkadaşlar araba tamirinden kazandığım paraları gizli bir şekilde saklama yeri yapacağım. Bakın arkadaşlar buraya gizli bir para saklama yeri yaptım. Tamamdır arkadaşlar, dükkanımızı açabiliriz. Bence dükkanımız çok iyi oldu. Her şey tamam, 4 dörtlük oldu. Duyduğuma göre köyde yeni bir araba tamircisi açılmış. Şimdi arabamı tamir ettirmeye gideceğim. Aa evet, orada gördüm onu, işte bu. Şimdi arabamı tamir ettireceğim. Merhaba. Hoş geldiniz beyefendi, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Arabam çok yavaş gidiyor. Bozuk gibi hissediyorum. Arabanız çok yavaş mı gidiyor? Tamamdır, hemen aracınızın motorunu kontrol edeceğim. Bakalım aracınız gerçekten bozuk mu? Şöyle kapıyı kapatalım. Kaputu açalım. Ha? Aracın motoru nerede? Kamil, aracın motoru önde değil, arkada. Arkada mı? Oo, ben hayatımda böyle araba görmedim. Arabanın motoru arka bagajda. Bakalım Ferit Dalesi. Oo evet. Aracın motoru burada. Şöyle bir kontrol ediyorum aracınızın motorunu. Şöyle bir bakayım. Evet. Aracınızın motoru birazcık sıkıntılı. Nasıl bir sıkıntıları var? Aracınızın motoru değişmesi lazım. O yüzden yavaş gidiyor. Neden yavaş gidiyor? Sanırım yağ filtresi bozulmuş. Aynen, yağ filtresi. Tamam, aracın motorunu lütfen değiştirin, bir şey yapın ve aracımı hızlandırın. Tamam, hemen aracınızı hızlandıracağım. Şöyle eski motorunu söktük arkadaşlar. Eski motorunu atalım. Bu eski motor bayağı kötüymüş arabanın. Şöyle attık arkadaşlar. Şimdi araca yeni bir motor takacağım arkadaşlar. Bu takacağım yeni motor çok hızlandıracak arabayı. Ne kadar hızlanacak? Ne kadar hızlanacak? Çok hızlanacak, görürsünüz. Nasıl bir şey olacak? Lamborghini gibi olacak. Evet, çok iyi olacak, göreceksiniz. Şöyle takalım aracın motorunu. Tamamdır, bakın. Yeni böyle hayvancıl bir motor koydum arkadaşlar. Kırmızı bir motor. Şimdi kaputu kapatalım ve hemen denemeye başlayalım. Acaba hızlanacak mı acaba? Hızlanacak, hızlanacak, merak etmeyin. Şöyle aracımızı çıkartalım. Of 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 of. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi basıyoruz bakalım. Oo, süper bir tanesi. Woo! İşte bu. Aa, bayağı hızlanmış gerçekten. Evet, çok hızlandı. Gerçekten arabanız çok hızlandı. Başka yapmamı istediğiniz bir şey var mı arabaya? Tekerlekleri böyle güzel gözüksün istiyorum. Güzel tekerlekler, tamam. Aracınızı şimdi çok güzel tekerlekler takacağım. Ama aracınızı birazcık öne almalıyım. Şöyle birazcık öne alalım. Allah, dur, olmadı. Birazdan, tamam. Allah, olmuyor. Araba çok hızlandı. Kusura bakmayın, köylü bir aracı şu anda zapt edemiyorum. Araca güzel bir tekerlek koyun lütfen. Tamamdır. Aracınıza çok güzel bir tekerlek koyacağım şimdi. Şöyle alalım arkadaşlar. 4 tane tekerlek aldım çıkma depomdan. Bu tekerlekleri şimdi arabaya takacağım. Çok şekil tekerlekler bu arada arkadaşlar. Siz de çok beğeneceksiniz. Şimdi arabanıza altın tekerlek takacağım. Altın tekerlek mi? Oo, çok iyi. Evet, çok iyi. Asfaltlar var ya, sizin olacak şimdi. Şöyle şu tekerleği çıkartalım. Şimdi bunu takalım. Oo, süper durdu. Yeni aracınızın tekeri süper. Evet evet, ben de görebiliyorum. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Şimdi şunu da çıkartalım. Şunu da takalım. Şunu da çıkartalım. Şunu da takalım. Efsane gözüküyor arkadaşlar yeni tekerleği. Süper oldu. Başka bir istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Borcum ne kadar? Borcunuz 57 elmas. 57 elmas. 57 elmas. 57 elmas. Evet, doğru söylediniz. Evet. Evet, hadi verin 57 elması hadi lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Alalım şöyle. Oo, 57 elmas. Hoho, süper zengin oldum lan. Arkadaşlar, size bir şey diyeyim mi? Gerçekten araba tamirciliğinde para varmış. Ben bilmiyordum böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar beyefendinin aracını çıkartalım. Ve beyefendinin aracınızı çıkartıyorum. Tamamdır, bekliyorum. Tamamdır, ben aracınızı çıkartayım şöyle. Hop. Oo, tekerleklere bakın arkadaşlar. Keşke bu araba benim olsaydı. Çıkarttım aracınızı. Buyurun, aracınıza binebilirsiniz. İyi sürüşler dilerim, kazasız belasız. Teşekkür ederim size de, kolay gelsin, hayırlı işler. Arabam efsane oldu valla. Yollar sürüşüme, kızlar gülüşüme hasta. Şimdi kız tavlamaya gireceğim. İşte bu, arabam çok iyi oldu. Lan ne oluyor be? Araba bozuldu lan, ne oluyor? Ha, araba yanıyor, olamaz. Hayır. Anam. Oh. Patlama oldu. Dur bir saniye, ben yanlış bir motoru bağlamıştım galiba ona. O motoru bağlamamam gerekiyordu. Kırmızı motor arabayı patlatabilir. O bir Ferrari motoruydu. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Yoksa patlayan o araba mı? Umarım o araba değildir. Umarım o araba değildir. Adam ölmüş. Benim hatam yüzler Allah'ına kavuştu. Arkadaşlar, sizce ben iyi bir tamirci miyim? Lütfen yorumlarda yazın. Noob tamirci miyim yoksa pro... Aa, müşteri gelmiş lan. O Ferit Dales müşteri gelmiş. Merhaba amcacığım. Merhaba evladım. Tekerleği patladı. Tekerleği mi patladı? Oo, ne kadar eski bir araba. Oo, Ferit Dales'i. Evet evladım. Bu 1912'lerden kaldı. 1912'lerden mi kaldı? Oha dedeciğim, tamam. Hemen tekerleklerini tamir ediyorum. Baksanıza, lastiği patlamış. Hemen şöyle bunları çıkartalım. Tamamdır. Dedeciğim, sen burada dur. Ben uygun tekerlekleri bulup hemen geliyorum. Tamamdır evladım. Tamamdır dedeciğim. Şimdi gidelim şöyle. Bakalım burada uygun tekerleği bulabilecek miyiz? Tekerleklerin arasına bakacağım şimdi arkadaşlar. Şunun içine olabilir. Şunun içine bakalım bir. Aha, da buldum uygun tekerleği. İşte bu Ferit Dalesi. Şimdi uygun tekerleği dedemin aracına takmaya gidelim. Dedemizin aracına şöyle uygun tekerleği taktık. Tamamdır dedeciğim. Aracım mis gibi oldu. Tamamdır evladım. Borcum ne? Borcunuz şöyle bir bakayım, aracınız ilk önce çalışıyor mu? Aa, dur, yanlış oldu. Şöyle ön koltuğa binelim. Tamamdır dedeciğim, aracın çok iyi. Tamamdır evladım, ne kadar vereceğim? 15 elmas versen yeterli dedeciğim. Al bakalım evladım. Tamamdır dedeciğim, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dedeciğim. Sağ olun adım. Kolay gelsin. Her neyse Ferit Dalesi, bir videonun sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar araba tamircisi olup araba tamir ettik. Bir araba perte çıktı arkadaşlar, adam öldü. Dedemizin de aracının tekerlerini tamir ettik. Ben bu mesleği beğendim arkadaşlar. Ben araba tamirciliğine devam edeceğim. Sağda solda giden video var, onları tıklayın. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.